Çek biraz daha ağacın gövdesine doğru. Ha tamam. Ha, orada bırak. Evet. Şimdi arkadaşlar kapakları alın bakalım. Balın üstünden al ha. Ters getir şöyle. Evet. Bir daha şöyle getir buraya. Şu mu kraliçeye? İri olur, iri. Yok. Yok hocam o zaman. Yok, hiç zor fazla zorlamadım. Biraz bu tarafa gel. Hadi bakalım. Buyurun hocam, bugün... Ya arkadaş, bugün... Kraliçeyi bir türlü yakalayamadık ha. Getir. Dök onu. Sen al. Üstünden de şeyinden de belli oluyor da. Yok, köküne bakacağız. Veya ikişer tane bulabilirsek. İşte. Önce ikişer tane yapalım. Gramsi de ölmediyse tabii. Ölü bu. Üzündü lan. Dön bakayım bir sırtını. Getir. Bunun tekrar eski haline gelmesi için burada zaten şeyler var. Kraliçeler kaldı yani tabanda. Hı. Askerler de var. Çok. Yine aynen şey devam. Getirmedik değil mi? Bunlarda kütük yok. Ha doğru. Kütük yok bunlar. Boşuna aramayalım. Doğru. Bu kütük yapmadık. Tamam. Bu yaptığımız çalışma Formu Carufa dediğimiz kırmızı orman karıncasının transplantasyon çalışması. Kırmızı orman karıncalarının doğal ortamından alıp diğer ormanlarımızda olmayan ormanlarımıza bu karıncaları taşıyoruz. Oralarda bu karıncaların çoğalmasını sağlamak istiyoruz. Tabii şimdi karınca transferinde arkadaşlar önemli olan karınca yayılıma çıkmadan, güneş doğmadan karınca yuvasının başında olmak gerekiyor. Onun için de hepiniz gördünüz saat 5'te hareket ettik ve karıncanın bulunduğu sahaya vardık. Tabii esas da süreçte ilk önce kraliçe karıncaların tespiti gerekiyor. Bu en zor olan kısım. En zor olan kısım bu. Çekimler de yaptınız. Kraliçe karıncaları tespit etmediğimiz sürece eğer kraliçe karınca buraya getirmezsek bu koloni dağılır. Mutlaka kraliçenin taşınması gerekiyor. Ve kraliçeleri tespit ettikten sonra onları ayrı bir film kutularına alıyoruz. Sonra da yuvaları çekim yaptığınız şekilde yerlerine naklediyoruz. Evet, şeker verin. Şeker koyalım. Heh. Tamam. Şimdi getir. Evet.